Böyle videoları yapmaktan çekiniyorum çünkü siz değerli takipçilerime yanıltmaktan çok endişe ediyorum. Fakat gelen yeni bilgiler ve dün Nvidia'nın yaptıkları bana Nasdaq piyasasında yepyeni bir rally'nin önünün açılmakta olduğunu gösteriyor. Ekim 2022'de piyasalar çok kötü giderken dibi bulduk artık boğa rally'si başlıyor demiştim şu videomda. O gün bugündür dalgalanmalarla da olsa sürekli yukarı doğru gittik. Nasdaq'ta o günden bu yana neredeyse %30'luk artış kaydettik. Yılbaşından beri bankacı krizi olduğu her şey çok olumsuz gidecek dendi. Ben yine olumlu yönde olduğumuzu söyledim ve yılbaşından beri Nasdaq'ta %26'ın üzerinde yükseliş var. Bu hafta borç zamanı meselesinden biraz çalkalandık fakat şu anda erken piyasada Nasdaq'ın %2'ye yakın yeni bir atakla geleceğini görüyoruz. Neden böyle oluyor? Hangi bilgiler üstte birikti? Bunu anlatmak istiyorum. Elbette anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil ve pek çok koşula bağlı bir bu aralığından bahsedeceğim. Ama ben genelde böyle sert dönüm noktalarını tahmin etmekte fena değilimdir sanki şu anda içinde olduğumuz boğanın süper hızlandığı bir döneme giriyoruz. Şimdi adım adım senaryomu size anlatayım. Siz kendi kararınızı kendiniz verin ama mutlaka incelemenizi yapın. Elbette yanılabilirim. Öncelikle enflasyon. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu yenersek bütün diğer sorunlarımızdan kurtuluyoruz aslında. Çünkü faizlerin yüksek olması, yüksek faizlerin doğurabileceği resesyon riski bunlar hep enflasyona bağlı. Günlük olarak enflasyonu ölçen Trueflation, enflasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde %3'ün de altına indiğini gösteriyor. Fed'in yararlandığı verilerle Trueflation verileri arasında her zaman zamanlama farkları var. Bunlardan şu videoda çok detaylıca bahsetmiştim. Enflasyon düşmekte olduğuna dair pek çok kanıt koymuştum orada ortaya. Enflasyon düşüyor. Enflasyon düşüyorsa Fed'in faizleri artırma ihtiyacı da azalıyor. Nitekim dün yayınlanan Fed tutanaklarında Fed üyelerinin pek çoğunun Haziran ayında faiz artışını pas geçme konusunda hemfikir olduklarını gösteriyor. Öyle düşünmeyenler de var ama muhtemelen bu uzlaşmazlık faiz artışını erteleyecektir. Temmuz ayı ile ilgili hala temkinli konuşuyorlar. Enflasyon verisine bakacağız diyorlar. Haziran ayındaki Fed toplantısına kadar Mayıs ayının enflasyon verisi gelecek. Yanılmıyorsam Temmuz toplantısından önce de Haziran verisi gelecek ve ben iki ikisinde de süper düşük enflasyon bekliyorum. Bu durumda ben Fed'in hem Haziran'da hem Temmuz'da pas geçeceğini düşünüyorum faiz artışlarını. İndirmeye başlamayacaklar ama pas geçecekler ve enflasyon bu sertlikte düşmeye devam ederse bir sonraki toplantı olan Eylül'de de faizler düşürülmeye başlanacak. Bunun aleyhine çok konuşan insan var. Hayır düşmeyecek diyorlar. Bütün mesele enflasyona bağlı. Eğer enflasyon konusunda bu demin işaret ettiğim videoda anlattıklarım kafanıza yatıyorsa faiz enflasyon döngüsünden çıkıyoruz demektir. İkincisi borç tabanı meselesi. Borç tabanı meselesine dün bayağı yoğun alındı gibi gözüküyor. Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar tarafından gelen açıklamalar asla temerrüde izin vermeyeceğiz yönünde ve pek çok konu uzlaşmaya vardıklarını söylüyorlar. Tabi orada sürprizlere açığız ama eninde sonunda uzlaşmaya varılacağını düşünüyorum. Onun da piyasa üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Ama üçüncü ve en önemli konu dün Nvidia'nın bilançosu. Nvidia'nın bilançosu çok çok kritik. Sabahleyin şu videomda Nvidia'nın bilançosunun neden şok edici öneme sahip olduğundan bahsettim. Ama onun Nasdaq üzerine de çok büyük etkileri olacak. Nasdaq nelerden oluşuyor? Teknoloji hisselerinden. Teknoloji hisselerinde neler var? Donanım ve yazılım üreticileri var. Donanım ve yazılımda devrim geliyor. Çünkü Nvidia bize dedi ki bundan sonra her şey yapay zeka ile yapılacak. Benim çiplerime olan bu inanılmaz talep ardışı yapay zekada yepyeni bir devrimin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Zaman zaman teknolojik akımlar çıkar. Bir ara Metaverse konuşuyor. Sonra bunların bazıları sönümlenir. Ama yapay zekada öyle gitmiyor iş. Çünkü kullananlar direkt üretkenliklerinde büyük artışlar yaşıyorlar. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bu artık bireylere, kurumlara yansıyacak. Otomobiller tam otonom hale gelecek. Uçaklar otonom hale gelecek. Ofislerdeki beyaz yakalı işlerin çoğu otomasyona geçiyor olacak. Ve bunun üzerine yepyeni, yaratıcı, çok daha verimli iş fikirleri üretilecek. Bunun altyapısı kuruluyor şu anda. Bu çiplere dayalı dev veri merkezleri kuruluyor. Yapay zekanın demokratikleşmesi yani daha fazla insan tarafından kolayca kullanılması için ardı ardına yazılım dünyasına, platform dünyasına devrimler geliyor. Burada çok büyük şeyler olacak. Nasdaq şirketleri bu devrim içerisinde en önde koşan şirketler olacaklar. Burada tabii doğal şüpheliler, Microsoft, Nvidia, AMD, Google, Meta, Tesla bunlar tamam. Ama bunların dışında onlarca şirket var. Yapay zeka devrimiyle performanslarını artacak olan ve daha da önemlisi insanların ve şirketlerin performanslarını artırmalarına yardım edecek ürünler geliştiren. Bu durumda aslında mükemmel bir kasırgayla karşı karşıyayız. Bir yandan Amerika Amerika'da enflasyon düşüyor. Enflasyon düşünce resesyon beklentisi azalıyor. Bir e, resesyonun sebebi zaten yüksek faiz. Yüksek faizin sebebi enflasyon. O döngüyü kırıyoruz. Bir yandan da Nasdaq borsasına özel konuştuğumuzda teknolojik yeni büyük bir atılımın içine giriyoruz. Bundan önce Nasdaq'la yaşadığımız en büyük devrim neydi? İnternetti. Amazon, Google, Meta oradan çıktılar geldiler. Daha sonra mobil internet devrimini yaşadık. Oradan Apple çıktı geldi. Şimdi yapay zeka devrimini yaşıyoruz. Burada hem mevcut dev şirketlerden daha da devleşecek olanlar var. Nvidia bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Bir yandan da yepyeni şirketler var. Yapay zeka devriminde müthiş değerler katacak olan. Ve dün Nvidia'nın açıkladığı bilanço bütün bu süreci süper hızlandırdı. Çünkü artık bir varsayımdan gerçeğe dönmüş durumdayız. Çiplere olan talep her şeyi bize gösteriyor. Önümüzdeki aylar içerisinde Tesla'nın tam otonom sürüşe ulaştığını göreceğiz. Microsoft'un yapay zeka ile ofis hayatın tamamen kökten değiştiğini göreceğiz. Ve onlarca başka yapay zeka ile ilgili veya doğrudan yapay zeka girişiminin hayatı kökten değiştiğini değiştirdiğini izleyeceğiz. Böyle bir dönemde ben nazaktan uzak kalmak istemem. Elbette risklerimiz var. Dün Rusya Ukrayna Savaşı konusunda bizi sıkıştırıyorsunuz nükleer bomba atarız ha dedi. Çin'de Covid tekrar hortlamış durumda oradan sıkıntılar gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bankaların sorunu tam da bitmiş değil. Avrupa bayağı dertli. Bugün Almanya'nın resmi olarak resesyona girdiği açıklandı. Elbette riskler var ama Nasdaq bence yeni bir atılım yapmak için bütün ihtiyacı olan enerjiyi toplamış durumda. Siz de Nasdaq'ta yatırımcı olmak istiyorsanız yorsanız benim size 3 ürün önerim var. Bunlardan bir tanesi bedava, en sonunu söyleyeceğim. İkisi ise ücretli. Ücretli ürünlerden bir tanesi Nasdaq borsasında nasıl yatırımcı olacağınızı anlattığım eğitimim. Mutlaka eğitime gelmelisiniz. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Bugün Nasdaq ise senetleri çok kendilerine özgü hisse senetleri. İşte Nvidia'nın dün borsa kapanışından sonra yaptığı %25'lik atılımı düşünün. Tesla'nın 2019-2021 arasında 12 kattan fazla değer kazandığını düşünün. Teknolojinin böyle bir büyüsü var. O yüzden Nasdaq borsasına yatırım yapmak farklı kriterlerle bakmanızı gerektiriyor hayata. İşte onları o eğitimde anlatıyorum. İkincisi elbette YouTube kanalıma katılmak. Çünkü burada her hafta bir hisse senede detaylı inceliyoruz. Bu hafta planda Unity var. Unity bence yapay zeka değerine hem çok katkıda bulunacak hem ondan çok katkı alacak bir şirket ve değeri çok düşük şu Çok dayak yemiş bir şirket. Onun detaylarına bugün gireceğiz. Her hafta bu şekilde bir şirketi ele alıyoruz ve her hafta aynı zamanda ekonominin genel gidişatı konusunda genel katılma açık üyelere sunduğumun çok ötesinde detaylar anlatıyorum. Oraya gelebilirsiniz. İkinci ürünümüz bu. Üçüncü ürünümüz ise ücretsiz bir ürün. Amerikan borsalarına nasıl yatırım yapılacağını anlattığımız bir e-kitap. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Mutlaka okuyun. Çok temelleri anlatıyor ve çok yararlı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem Türkiye ekonomisine epey dalgalı günler bekliyor. Varlıklarımızı korumamız çok önemli. Bu için eneksel araçlar olan altın gibi gayrimenkul gibi araçlarda elbette ayarlanabilirsiniz ama çok hızlı büyüme ihtimali olan da yakından takip almakta fayda var. Elbette ile ilgili anlattığım hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerimi anlattığım atmaya çalışıyorum. Ama ben açıkçası çok çok heyecanlıyım ve bu heyecanlı süreçte sizlerle beraber olmayı çok istiyorum. Hem YouTube'da hem Twitter'da ücretsiz olarak zaten çok içerik paylaşıyoruz. Orlarda beni hep takip edin. Ama onun dışında bugün bahsettiğim bu üç üründen de yararlanmanızı şiddetle tavsiye ederim.